Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün bahçesinden çekim yapıyoruz. Buraya bu güzel ağacı sizlere anlatmak için geldik. Önünde bulunduğum ağaç Ginkgo biloba. Kendisi yaşayan tohumlu bitkilerin atası olarak bilinmekte. Çünkü Permiyan'dan, jeolojik çağlardan Permiyan'dan günümüze kalmış bir türdür. Dinozorlarla birlikte yaşamış. Ancak şu an dünyada sadece çok küçük bir iki lokasyondan bilinmekte. Diğer yerlerde yayılışı maalesef devam etmemekte. Şu an Çin'de iki lokasyonda doğal olarak yetişmekte. Ancak dünyanın pek çok yerinde park ve bahçelerde bir süs bitkisi olarak, süs ağacı olarak değerlendirilmekte. Şöyle ki özellikli bir ağaç, çünkü bir gimnosperm olmasına rağmen yapraklarını döküyor. Ayrıca yaprakları çok güzel bir şekle sahip. Şöyle gördüğünüz gibi yelpaze şeklinde yaprakları var. Bu yapraklar fil kulağını andırdığı için fil kulağı yapraklı gimnosperm olarak da bilinmekte. Ancak diğer isimlerine gelecek olursak Çin mabet ağacı, canlı fosil ve gümüşü meyve olarak da adlandırılmaktadır. Gümüşü meyve denmesinin nedeni şu elimde görmüş olduğunuz tohumlarının etrafında etli bir yapıdan dolayı. Bakın, etli bir yapısı var ve bu yenebilen bir tada sahip, ancak tad olarak çok tercih edilmemekte. Bitki genel olarak çok şifalı bir bitki, çünkü yapraklarından elde edilen glikozitler özellikle Alzheimer rahatsızlığına karşı bunamayı önleyici ve hafıza güçlendirici olarak eczacılıkta kullanılmaktadır. Şimdi bu sizlere meyvelerini, tohumlarının etrafındaki bu oluşumu gösterdik, ancak her ağaçta bunu göremiyoruz. Çünkü ginkolar dioik bitkiler. Yani bir ağaçta sadece erkek çiçekler varken diğer ağaçta yalnızca dişi çiçekler bulunmakta. Ve yaprağını sonbaharda bu şekilde gördüğünüz gibi dökmekte. Sararan yapraklar altın sarısı bir renk almakta ve sonbaharda dökülmektedir. Ülkemizde sadece park ve bahçelerde değerlendirilmekte. Çok eski çağlarda geniş yayılışı olduğu için, ancak günümüzde çok sınırlı bir yayılışa sahip olduğu için relik bir tür olarak biliniyor. Aynı zamanda da endemik, yani sadece Çin'de doğal olarak popülasyonu kalmış. Diğer ülkelerin park ve bahçelerinde egzotik olarak yetiştirilmektedir.